bugün gerçekten ben bir Kürt olarak şunu söylüyorum. Kürtlere haddinden fazla özgürlük verildi. Ben bunu bir Kürt olarak söylüyorum. Bugün Kürtler istediğini yapıyorsa gerçekten bugün hiçbir hükümetin yapmadığını... İki tane çocuğum var. Benim iki tane çocuğum var. Ben birini sünnet edemiyorum. Belediyeye gidiyor. Edemiyorum. Kira veriyorum. 7000 lira benim kocam alıyor. 8,5 milyar. Sen ne yaşından şu anda işsizim, boşanmış vaziyetteyim. İki çocuğa bakıyorum. Tamam, ne güzel bakabiliyorum. Ben bakamam. Başımda eşim varken ben bakamıyorum ya. Ama ben bakabiliyorum. Bu demek ki gerçekten... Ben şunu sünnet edemiyorum. Ya. Belediyeye gidiyorum. Anası babası ölmemiş, sigortam var. Ben sana sünnet yapamam. Böyle ya bir şey mi var? Bir benim başımdaki benim ülke... Nerede ediyor? Ben alamadım. Hastaneye gidiyor zaten. Alamadım. Randevu düşüremiyorum. Benim eskiden sıra bekliyordum. Evet. Ama en azından bakılıyordum. Ben şu an randevu düşüremiyorum. Hamileyim. Bak hamileyim. Ben AKP'ciydim. Koyu bir AKP'ciydim. Şu an lanet olsun. Bak ağlayacak durumdayım ben. Sen biliyor musun? Ne değil? Neyimi yaptı bana? Neyimi yaptı? Ben 7 milyar kira veriyorum. Benim eşim 8,5 milyara çalışıyor. Onlar işte hükümetin başında yapan adam değil. Kim? Ben ev sahibiyim. Kim sen veriyor? Benim kiracımsın. Biri bir geliyor. Şey, ben sana 10 şey bin liraya kira buna vereceğim imkan diyor. Veriyor? Buna kim imkan biz veriyor? Biz veriyoruz biz. Hayır. Bizim bu fırsatçılarımız benim var ya biz veriyoruz. Ben şikayet başka edip, kimse değil. Gerçekten biz veriyoruz buna. Biz veriyoruz. Bu benim devletimin benim sorunudur. O kadar insan var. Hani haksız yere kiraya zam yaptı deyip de hani gidip şikayet edip de 2 yıl boyunca kirasız oturan insanlar var. Yapmayın Allah'ınızı. Ya bırakmayın. Davayı kazanıp ben buradan diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan bir peygamber. Bizler onun putuyuz. Tapmamız gerekiyor. Gerçekten şu millete, tapanlara her şey müsait. Kiralar, ekmekler 7 bin, 10 binlik. Ekmek 25-30 olmalı ki şuradaki bütün millet yanmalı. Koyak partiliyim dedin ablam. Koyak partiliydim. Dim. Ne zaman ki ben görmeye başladım, döndüm. Gerçekten menfaat uğruna mı? Koyu AK Parti. Bak ben burada siyasi parti hiçbir şekilde bir şey vermiyorum. AK Parti dinden giriyor. Ne kadar güzel ki kapalılara bak. Kapalıydım, açıldım. Açık söylüyorum, başımda yaralar çıktı, devlet bana bakamadı. Açılmak zorunda kaldım. Ne kadar güzel ki kapalılarımıza her yere girmeyi hak verdi. Bunu asla inkar etmiyorum. Birçok şey de evet. Şeyler hakkında yaptı diye yapmadı diyemeyiz. Yol yapıyor, yolu yiyeceğiz. Hastanede sıra beklemiyoruz. Randevu almadan öleceğiz. Ben güçlü bir ülkeyim. Güçlü patates, soğanla ben güçlü ülke olamam. Şu mantıktan gerçekten bir çıkın. Sadece patates, soğan değil. Ben yani hayvanımı aldım. Amerika'nın bayrağı gelsin dalgalansın. Sen ekmeğini, kiranı, 2000 liranı öde. İki sene ülke batmazsa çünkü benim de hiçbir şey bilmiyorum. Benim ülkeme kolay gelsin, çok teşekkür ederim. Sizin gibiler, evet sizin gibiler gelmiş olsaydı 2 sene değil, sizin gibiler değil. Çoktan zaten o göklerdeki bayrak çoktan inmişti zaten. Değil ama. Eskide düğün yapıyorduk. Mesela bir arkadaş yan yana çalışırken arkadaş arkadaşa gidip çeyrek takabiliyordu. Şimdi akrabanın düğününde çeyrek takamıyorsun. Ne oluyor? Abi değil siz şimdi niye? Hayır. Anlatamıyorum ya. Bir düğün salonu 40-50 lira. Ben çocuklarım için çocuklar evlenemiyor. Hayır şöyle bir şey, sen takamıyorsun değil mi? Ama yastık altında altınların olduğu zaman, bozduğun zaman altın fırlasın diye bakıyorsunuz. Dolar fırlasın diye bakıyorsunuz o zaman. Baştaki adam mı yapıyor abi? Ha? Kim yapıyor? Yani sizin gibi kafalar, sizin gibi hep burada hepimizin görüşü farklı var. Bırak millet konuşsun yani. Baskıyla ya milletle böyle şey olmaz abi yani. Bak ben şimdi sen kaç numaraya kalkı girdin, ben hepimiz aynı görüş olmamız. Tamam da değil abi yani. Şöyle bir şey, ben kimsenin görüşüne hiçbir şekilde karşı değilim. Herkesin görüşü kendini zaten. Herkesin siyasi görüşüne karşı değil. Sen benim tuttuğum siyasi görüşe... Sen de soğan ekmek boş ver. Lan niye? Ben cebime bakarım ekonomi. Tamam, cebimde para oldu mu iyiyiz. Abi ben de işte devletin...
kötüyse yoksa kötüyüz yani. Benim devletim güçlüyse ben güçlüyüm. Aramızdaki fark bu işte. Siz hani düz ülke baba. Dış güçler, dış güçler, dış güçler oyu hep AK Parti'ye verdiler. Ben güçlüyüm, ben yok yani genel olarak. Güçlüyüm, ben şey genel olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak ben güçlüyüm. Bir saniye, ben aç kaldıktan sonra. Ben aç kaldıktan sonra. Senin devletin güçlüyse sen aç kalmazsın zaten. Sorun orada. Senin devletin güçlüyse sen aç kalmazsın. Adam 4 kişi bir adam etmişsiniz ya. Bir kişi çalışıp da kendine bakan burada söyledim bakın bana. Ben bakıyorum. Yani tek kişi alıp kirada veriyorsun. Tek çalışıyorum. Şu anda çalışmıyorum. İki çocuğa bakıyorum. İki çocuk okutuyorum. Boşandım ben bakıyorum. Bitti. Bitti. Hiçbir şekilde yok. Hiçbir şekilde değil. Ya avukatsın ya değil. Savcısın ya bir şeysin yani. Ben 20 bin lira. Benim aldığım maaş 10 bin liraydı. 10 bin liraydı ve ben. Ya kira 10 bin lira. Ya benim şu an kızım 25 liraya geliyor. Eskiden kiracına nasıldın? Kardeş gibiydi değil mi? Ya eskiden ben kira rahat rahat bir kişi çalışıyordum. Valla bir kişi çalışıyordum ya. Anahtarı veriyordun, sağa sola gidiyordun, anahtarı ona bırakıp gidiyordun. Şimdi ne yaptın? Eski kiracını kapı dışarı tekme attın. Ne yaptın? Yabancı insanlara, Suriyelilere geldi. Suriyeliler çünkü abi, bak. Suriyelilere sana zarar var. Ya niye zarar var? Zaman kiracılar yükseltti. İşte onu da biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Sen o zaman evi almışsın abi, ev almışsın. 300 bin lira. Ben 4 yıl önce, dur ben konuşayım. Sen hep çabatımı dinliyorum ben abi. 4 yıl önce ben evi 164 lira aldım. Bak başa kat. Şimdi 1,5 trilyon. Yani bu boş para, boş. Boş, şimdi bir ev alabilir miyim ben? Senin bir ev alabilir miyim? 2 trilyon param var mı? Evet. Yani, demek ki bak daha zor durumdayız yani. Abinin dediği gibi biz yapıyoruz bunu. Tamam da biz yine aynı kafada hepimiz. Bizim Türklerin evinde tek kişi çalışıyor. Suriyeli 5 kişi çalışıyor. 2 oda. Teşekkür ederiz. Türk Bekesi'nin yarı. Son cümle. 9 bin lira para veriyorum. Anlatıl borçlar. Ben mal sahibi. Evet. Mal sahibi ki hükümet ver diyor mal sahibi. Ben de ben 10 tane binam var. Ben veremiyorum ben. Bak, almacı kendisi. 10 tane binam da veremiyorum. 2,5 milyon benimki. Bu 11 lira var alıyor da. Utanmıyorlar da ben. Yani bu böyle iyi değil yani. Kimse değil. Anlattım bunu. Mal sahibi. Hükümet değil. Sen benim oraya altıran. Benimki 2,5. Benimki 2,5 milyon. 9 tane 10 tane dairem var. Kim bağırma güzel. Buyurun. Hayır. Ben yalan konuşmuyorum ben. Ya bağırma. İki tane o da 9 milyon Allah'tan korkuyor. Bunu dilim alıyor. Sahal bırakmış ya. Bağırma. Hacılar yapıyor. Buyurun. Ben sana yalan konuşmuyorum. 2 bin lira da var. Adam 300'ü de ev var. Bak amca. İki tane binam var aşağıda. Hadi anlaşamadım. Buraya geldim bak buraya geldim. 9 milyon ya. İki tane. Bir saniye amca bak bu konuyla. Bu konuyla. Amca. Bak bu konuyla ilgili çok basit bir mantık var. Denetim yoksa beni benim irademe bırakırsan ben kendimi bitiririm. Anladın mı? Yani burada bir denetim olacak. Tabii ki canım denetim olacak. Kota olacak. Mahalle mahalle kira kotası olacak. Ha burası Esenler. Fakir fukara gariban. %70'i. Buranın bir kotası olacak. Kotası olacak. İşte diyorum ya kotası olacak. Denetim olacak. Hani beni sana bıraksalar, seni bana bıraksalar biz birbirimizi yer bitiririz. Şimdi diyorlar ya o diyor biz yapıyoruz. Herkes şikayetçi bak şu an. Herkes şikayetçi. Sorun ne? Çözüm ne? Denetim.